Devlet ana vakti. Kılıçdaroğlu iktidara yürüyüş kurultayı öncesi Cumhuriyet'e yazdı. Atatürk'ün altı ilkesinden biri olan devletçilik 21. yüzyılın özgün koşullar içinde yeniden tanımlanmayı bekliyor. Kemal Tahir'in romanının isminden mülhem. Vatandaşlarına bir ana şefkatiyle yaklaşan, ayrım yapmayan, işsiz varsız bırakmayan, yemeyen yediren bir devlet anlayışını yeniden yaratmalıyız dedi. Kadını ateşe atma, yaşat. İstanbul Sözleşmesi hedefte, kadın hakları savunucuları isyanda. Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü şiddete hedef alan İstanbul Sözleşmesi, tarikat ve cemaatlerin kara propagandası altında. AKP, Erdoğan'ın talimatıyla tek taraflı fesih ve şart düşünmesi gibi seçenekleri tartışıyor. Kadın örgütleri, aileyi tahrip ettiği iddialarına tepkili. Sözleşmenin mimarlarından Profesör Acar, şiddeti dışlayan sözleşmeye kim, ne için itiraz eder, anlamak zor dedi. Kadın Hakları Federasyonu Başkanı Güllü, yalnızca %5'lik bir kesim karşı, bu ülke cemaatlerin, tarikatların söylemleriyle mi yönetilecek diye sordu. Filistin'de ateş düşmüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimi inşaatına karşı Filistinlilerin protestoları sürüyor. İsrail askerleri Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen eylemde aralarında Filistinli yetkililerin de bulunduğu gruba müdahale etti. Plastik mermi, gaz ve ses bombaları kullanan İsrail askerlerinin müdahalesinde çok sayıda gösterici etkilendi. Hükümet zarar ettirdi. Kamu banka ve kurumlarının 6 aylık görev zararı 50.3 milyar liraya yükseldi. Bütçe verilerine göre görev zararlarının büyük bölümü SGK'ya ait. Kurumun 6 aylık zararı 46 milyar lirayı aştı. Hükümetin krize karşı devreye soktuğu kamu bankalarında aralarında bulunduğu mali kurumların 6 aylık görev zararı 3.4 milyar lira oldu. Yandaşlara sudan ucuz büfe. İstanbul'un en kalabalık noktalarındaki büfelerin AKP döneminde çok ucuza kiralandığı ortaya çıktı. 2019'da 176 büfeden 313 bin lira kira alınırken büfelerin İBB iştiraklarına devri, İBB meclisinde AKP ve MHP'lerin oylarıyla reddedildi.